Mars'a yeni bir rover aracı yani gezginci aracı göndereceklermiş. Bizim görevimiz de rover'da kullanılacak algoritmalardan birini yazmakmış. Bir sayının asal olup olmadığını kontrol eden algoritmayı biz yazacakmışız. Çünkü rover'la iletişim bizim yazılım mimarimiz üzerinden sağlanacakmış ve bu mimaride asallık testi yapan bir algoritma kullanılacakmış. Uzaya gönderilecek herhangi bir şey tasarlıyorsanız, her konuda en verimli seçimleri yapmanız gerekir. Kullanılan bileşenler çok hafif, kullanılan bileşenler çok hafif, alt sistemlerin güç sarfiyatı minimal olmalıdır. Tasarımın her noktasında enerjiden ve kütleden tasarruf etmek zorundasınız. Bize düşen iş de pek farklı sayılmaz. Bu büyüklükte sayılarla işlem yapmamız bekleniyor. Üstelik, bu işlemlerin çok hızlı yapılması gerekiyor. Çok küçük bir girdiği ele alalım. Mesela 90. Bu sayının tamamıyla yapılan işlemle 90'la yapılan işlem neredeyse eşit sürede tamamlanabilmeli. Yani büyük girdilerle işlem yaparken böyle bariz yavaşlamalar söz konusu olmamalı. Şimdi kullanıcı sorularını analiz etmek istiyorum. Kullanıcılar da fikirlerini söylemiş aralarında çok güzel fikirler var. Matematiksel açıdan bakarsak, n ya asaldır ya da bileşik. Tüm muhtemel n'lerden oluşan bir evren düşünün. n'nin 100 olduğunu varsayarsak, bu evren 2'den 100'e kadar uzanır. Algoritmamızın yapacağı şey bu evreni taramak. Algoritmayı belli bir evrenin taranması olarak düşünebilirsiniz. Algoritma sorduğu her soruyla bir adım atıyor. Sorduğu soru da aslında şu. Bu sayı bileşik midir? Diyelim ki bu adımdaki sayı A sayısı olsun. Bölerek deneme yöntemini kullanıyoruz. N bölü A işlemini deniyoruz. A'yı bölen olarak belirleyip N A'ya tam bölünüyor mu ona bakıyoruz. İşlem sonucunda kalanın sıfır olması gerekiyor. Eğer öyleyse N A'ya tam bölünüyor demektir. O zaman diyebiliyoruz ki, heh, bu sayının bileşik sayı olduğundan yüzde yüz eminim. Değilse emin olamıyoruz. Sayının asal olma ihtimali hala var. Taramaya devam ediyoruz. Ta ki duvara toslayana kadar. Duvarımız neydi? Kare kök ne? Karşılaşabileceğimiz en kötü durum da burada başlıyor zaten. N'nin asal olup olmadığını tespit etmek için, aramayı n'nin kare köküne kadar sürdürmemiz gerekiyor. Ancak o zaman, ha demek ki asalmış diyebiliyoruz. Ancak o zaman yüzde yüz emin olabiliyoruz. N'nin asal bir sayının karesi durumunda en kötü senaryo devreye giriyor. Mesela 7 çarpı 7 eşittir 49. Algoritmamız 49 sayısına geldiğinde n'nin yani 49'un kare köküne kadar tüm sayıları denemek zorunda kalıyoruz. Mesela gelen yorumlardan birinde diyor ki, örneğin sayı 2'ye bölünemiyorsa, 2'nin tüm katlarını da eleyebiliriz. Sonra aynısını 3, 4, 5 vesaire için tekrarlarız. Çok güzel bir noktaya değinmiş. Algoritmamız her seferinde bir adım ilerliyor olsa da, Bileşik sayılara dair bildiğimiz desenlerden faydalanabiliriz. Mesela şunu kesin olarak biliyoruz ki eğer bir sayı 2'ye bölünebiliyorsa bileşiktir. Tabii 2'den büyük olması gerek. 2 asal bir sayı çünkü. O halde 4 bileşik bir sayıdır. Ha, 5'i unutmuşum. Pardon. 4, 6, 8, 10. Bunlar hep bileşik sayılardır. O halde şöyle bir yol izleyebiliriz: 3, 5, 7, 9. Gelen bazı yorumlarda evren daraltılmaya çalışılmış. Mesela eğer çift sayıları elersek yeni evrenimiz karekök n değil, karekök n bölü 2 eleman içerir deniyor. Diğer bileşik sayıları da kullanarak bu evreni daha da küçük hale getirebileceğimiz söyleniyor. Bazı yorumlarda da, bileşikliği ispatlayacak bir sayı bulabileceğimizden bahsediliyor. Yani öyle bir a sayısı buluyoruz ki, heh, ne bileşik bir sayıdır diyebilmemizi sağlıyor. Başka bir yoruma göre bu sayı asal mı fonksiyonu hayır sonucunu verdiği anda döngüden çıkmak bize bayağı zaman kazandırmaz mı? Evet. Kesinlikle kazandırır. Öyle de yapacağız. Kullandığımız ilerleme desenine bağlı olarak adımlarımızı atarken, n'nin bileşikliğini ispat eden bir sayıya ulaşıyoruz. Bu sayı bize diyor ki, evet, sorguladığınız sayı yüzde yüz kesinlikle bileşik bir sayıdır. Biz de o noktada duruyoruz. Heh diyoruz, İşte bu kadar. Aramaya devam etmemize gerek kalmıyor. Bu yöntem iyi, güzel ama en kötü senaryoda bize bir hayrı dokunmaz. Yani ne asal bir sayıysa döngüden erken çıkmak hiçbir işimize yaramaz. Şimdi bakalım bu eklemelerle evrenimizi ne kadar daha daraltabileceğiz. Evrenimizin eleman sayısı ne kadar küçülürse yapmamız gereken kontrol sayısı o kadar azalacak. Dolayısıyla da bilgisayarımızın hızına bağlı olarak işlem süresi en aza inecek. Oluşacak farkı görsel olarak anlatabilmek için bir düzenek kurdum. Böylece iki algoritmayı yürütülmeleri sırasında atılan adım sayısına göre karşılaştırabileceğiz. Soldaki A algoritması bölerek deneme algoritması yani 2'den karekök N'ye kadar tüm sayıları tarıyor. Sağdaki ise B algoritması, geliştirilmiş algoritmamız. Nasıl geliştirilmiş? Mesela 2'ye bölünebilirlik koşulunu ekledim. Böylece adım sayısını yarıya indirdim. Ayrıca bileşik sayı ise döngüden çık kuralını koydum. Yani algoritmam hala mükemmel değil. Sadece kullanıcılardan gelen birkaç tavsiyeyi ekledim. Bakalım ne olacak? Sonucu size göstermek için birkaç farklı sayı deneyeceğim. Görüyorsunuz, butonu kaydırdıkça algoritma sütunlarının üstünde sayının asal mı bileşik mi olduğu gösteriliyor. Alttaysa hesap için atılması gereken adım sayısı görüntüleniyor. Hemen dikkatinizi çekmiş olmalı. Sağ taraftaki her iki işlemden biri sadece tek adımda tamamlanıyor. Çünkü bu algoritmada eğer sayı çiftse, mesela bunun gibi, döngüden hemen çıkıyoruz. İlk algoritmamızın sonucu ulaşması için 314 adım gerekirken, yeni algoritmamız sadece bir adımda sonuca ulaşıyor. Çünkü ilk önce sayının 2'ye tam bölünüp bölünemeyeceğini kontrol ediyor. Yani gayet güzel bir optimizasyon oldu. Ne var ki giriş sayımızı arttırdıkça adım sayısının da arttığını göreceksiniz. Bakın, kırmızı uyarı sütunu belirdi. Bu uyarı bilgisayarın kilitlenme noktasına yaklaşınca belirir. Buradaki kırmızı çizgi adım limitini gösteriyor. Eğer sütun bu kırmızı çizgiye ulaşırsa başarısız olduk demektir. Yani rover Mars aracımız bozuldu ki biraz daha zorlarsam internet tarayıcım hakikaten kilitlenecek. Hadi sınırları zorlayalım. Tarayıcım çok yavaşladı. Her an kilitlenebilir. Hissediyorum. Her an tıkanıp kalabilir. Ama bakın, aynı işlemi geliştirilmiş algoritmamızın tamamlaması sadece iki adım sürdü. Ama bir de felaket senaryomuz vardı, hatırladınız mı? Mesela buraya not ettiğim birkaç büyük asal sayı var. Her duruma hazırlıklı olmak zorundayız. Algoritmamızın neyle başa çıkmak zorunda kalacağını bilmiyoruz. Şimdi geliştirilmiş algoritmama büyük bir asal sayı verirsem, bakın ne oldu? B algoritmasının felaket senaryosunda bile aynı işlemi yapmak için ilkinin yarısı kadar adım atması gerektiğini biliyoruz. Ama sonuçta bu kadar adım da çok fazla adı üstünde. Felaket senaryosu. Bu o kadar da uzun bir asal değil. Buna rağmen kilitlenmenin eşiğine geldik. Hala 15 hanenin çok altındaki sayılardayız. Mesela bakalım 12 haneli bir asal sayıda ne olacak? Bekliyoruz. Makine kasıyor. Yoksa kilitlenecek mi? Derken bakın her iki algoritmada sınırın çok çok üstüne çıktı. Yani Geliştirilmiş algoritmamızda işe yaramadı. Henüz yeterince iyi değil. Ama anlamış olduk ki yapmamız gereken en kötü durumda en düşük adım sayısıyla işlemi tamamlamak. Ayrıca girdiğimiz sayı büyüdükçe atılması gereken adımların ne oranda arttığını gösteren bu güzel uygulamadan da haberdar olmuş olduk. Hoşçakalın.